Yani şöyle bir karşılaşma aslında. Biz Avni Yıldırım en son Reinford karşılaşmasıyla beraber bırakmıştık. Avni hazırlık kampı geçirdiği süre esnasında hani böyle biraz daha hani böyle bir pas tutmamak adına diyelim. Yani böyle antrenman maçı yapar gibi bir karşılaşmaya çıkıyor Haiti'de ve karşılaşmada zaten ilk round'un sonunda sonlanıyor. Rakibi devam edemiyor. Evet, ringe döndük. Ringo Rohrbach karşılaşmanın ring anonsörü olacak. E-Sport'ta müthiş keyif başlıyor. Avni Yıldırım'ın karşılaşması Lolenga Mok'la. Öncelikle Lolenga Mok davet edildi buraya. Ekranı geliyor. Kongo kökenli Danimarka vatandaşı, Danimarka adına dövüşüyor. Lolenga Mok meydan okuyan taraf. Burada Avni'nin WBC'deki uluslararası şampiyonluk kemerini istiyor. Lolenga Mok iddialı da konuşuyor aynı zamanda. Bu karşılaşmaya gelirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yine hatırlatayım. Kinshasa'dan işte Muhammed Ali ile George Foreman'ın o efsanevi maçı yaptıkları kentten, Kinshasa'dan doğmuş bir isim. Ama Danimarka'da yaşıyor Lolenga Mok. 42 galibiyeti var kariyerinde. Çok nakavtçı bir boksör değil. 13 kez rakiplerini nakavt etti. 14 kez yenildi. Sağlam bir çenesi olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bir kez nakavt oldu kariyerinde. Ve o nakavtta tabii ki çok önemli bir isme karşı oldu. David A'ya karşı oldu nakat. Şimdi aslında çok önemli istatistikler verdin. Evet, belki yani hücum bakımından, atak saldırganlık bakımından çok nakavtçı bir boksör değil ama diğer taraftan şu ana kadar aldığı mağlubiyetlerin hemen hemen hiçbirinde nakavt yok. Bahsettiğin tek istatistiksel sonuç David A'ya karşılaşması ki onu zaten profesyonel boksta meşhur eden karşılaşmaların başında geliyor. O karşılaşmada bile David A'ya beklenenden çok daha zor bir karşılaşma çıkartıyor ve 4. roundda aslında ayağa kalktı bir pozisyonda maç sonlanıyor. Dolayısıyla tam belki bir nakavt bile kabul edilmeyebilir vicdanen. O açıdan bakıldığında gerçekten bugüne kadar tam anlamıyla yeri görerek bitirdiği bir karşılaşma yok Lolenga Mok'un. Evet, onun için taşlar geç yerine oturdu diyebiliriz Lolenga Mok için. 2015 aralığından beri yenilmiyor. Ondan önce tabii çok fazla yenilgileri vardı ama müthiş bir kariyer dönüşü hakikaten. 11 maç üst üste kazandı. 11 maçlık bir galibiyet serisiyle buraya geliyor. 46 yaşında olmasına rağmen hakikaten kolay bir rakip değil. Çok formda. Bile kolay 11 maçlık galibiyet serisi onun karnesinde. Ve burada iddialı da konuşuyor. Avni'yi aslında geriye doğru adımlarken Avni'nin ileriye doğru geleceğini biliyoruz. Sürklase edeceğini boks manasında söylüyor Lolenga Mok. Yani ekibiyle beraber Avni'yi iyi bir şekilde analiz ettiklerini ve stratejilerini belirttiklerini söylüyorlar. Aynı şekilde Avni'den de böyle bir cevap var. O da ekibimle beraber Lolenga Mok'u iyi çalıştık ve maçın başına itibaren çok konsantre bir şekilde karşılaşmaya başlayacağız ve çok dikkatli olacağız. Onun da açıklarını biliyoruz. Zamanı gelince değerlendireceğiz dedi. Bu açıdan bakıldığında sanki bizi böyle bir taktik maçı, bir satranç maçı bekliyormuş gibi ringde. Evet, Avni Yıldırım. O da geliyor önünde menajeri Ahmet Öner. Onun arkasında işte Mike Tyson'ın da daha önce koçluğunu yapmış olan Stacy McKinley. Onunla beraber Florida'da da çalışıyorlar aynı zamanda. Avni Yıldırım ilerliyor. Tek mağlubiyetini Chris Eubank Jr.'a karşı aldı. 20 galibiyeti var bunun dışında. 12'sini nakavtla 4 maçlık galibiyet serisiyle o da buraya geliyor. Sivaslı boksörümüz Avni Yıldırım'ın Mr. Robert. Emine eşliğinde o da ringe girişini gerçekleştirecek. Çok çok önemli bir karşılaşma. Dünya şampiyonluk maçına giden yolda anahtar karşılaşma. Lolenga Mok karşılaşması. Tartı'dan da tabii ki bahsedelim. Tartı'da 75.07 kilogram çıktı. Lolenga Mok 75.97 kilogram çıktı. Avni Yıldırım. Tartı ile ilgili de bir şeyler olmuştu. Ondan sen bahset istersen. Koray. Dün tartı gerçekleşirken Kongolu boksörün ve ekibi tartıyı bir saat daha geriye çekmeye çalışıyorlar. Çünkü hani Avni'nin tartı verirken zorlanabileceğini düşünüyorlar ama evet, onların dediği oluyor. Tartı bir saat önce gerçekleşiyor ama herhangi bir şekilde Avni bir problem yaşamadan tartısını sağlıklı bir şekilde veriyor. Aynı şekilde dün gece geç saatlerde çözülen bir sorunda maçın eldivenleri, hangi boksörün hangi eldivenleri kullanacağı şeklinde. Hani Kongolu boksörün ekibi biraz geç ikna oldu.
tabiri caizse yani bizim saatlere bakıldığında biraz geç saatlere, gece saatlerine yaklaşan bir saatte ancak sorun çözülebildi. Bu açıdan bakıldığında dün biraz tansiyon yüksekti, biraz gergin bir ortam vardı Lustwicks Schafen'de. Tüm bunlar da şunu gösteriyor, bu maçın iki taraf açısından da ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve baskının ne kadar iki boksörün de, iki takımın da üzerinde olduğunu gösteriyor aynı zamanda bu tartışmalarda. İşte 46 yaşında 57 maçı var, 57 karşılaşması var. Daha çok önemli boksörler tarafından antrenman partneri, sparring partneri olarak seçilirken Rolenga Mok bir anda 40'larında kendi kariyerini kuruyor. 11 maçlık galibiyet serisiyle buraya geliyor. 75,9 kilogram auf die Waage und misst 1,80 Meter. Erst Profi seit 2014. Ve Anne Yıldırım henüz 27 yaşında boksörümüz. Daha ilerleme kaydedecek çok fazla bir alanı var. 21 karşılaşma, 20 galibiyet, sadece bir yenilgi. Stacy McKinley de açtı arkasında ekrana geliyor. Kemer de işte WBC'nin uluslararası şampiyonluk kemeri. Tabii Stacy McKinley'den de bahsetmek lazım. Koray, Mike Tyson'ın eski koçlarından, çok önemli isimleri de çalıştırdı. Onun şüphesiz bir faydası var. Özellikle bu karşılaşmada daha fazla birlikte zaman geçirme şansları oldu. Ryan Ford maçına biraz sonradan dahil olmuştu ekibi Stacy McKinley ama bu kez 3 ay kadar süre Miami'de birlikte çalışmışlar. Hatta Avni şöyle diyor, baba oğul gibi olduk. Sabah kalktığımda benim kahvaltımı da hazırlıyordu ve her şeyimle ilgileniyordu. Gerçekten böyle etle tırnak gibi olduk. Büyük bir bütünleşme gerçekleşti. Şu anda Rob'unu da aldı zaten. Yani bu açıdan bakıldığında kendi aralarında bir kan uyuşması söz konusu. Bakalım bu ringe yansırsa herkes mutlu olacaktır bunda. Evet, bakalım kim kazanacak? Anne Yıldırım'a şimdiden başarılar diliyoruz. WBC'de uluslararası şampiyonluk kemerini korumak için burada. Ringde, ama bundan da önemlisi dünya şampiyonluk maçına giden yolda. Önemli bir rakiple karşı karşıya. Rolenga Mok'la karşı karşıya. Avni'ye başarılar. McKinley işte. Son uyarılar. Onu gardının düşür diyor. Off guard bırak diyor McKinley. Duymaya çalışıyorum. Tam olarak duyamadım. Yani aynı Ryan Ford maçını yaptığı uyarıların devamı niteliğinde. Yani orada da solları ikile üçle diyordu. Devamlı sol direklerinden rakibin gardını aç ve sakın bekleme. Açtıktan sonra da içeriden çalışmaya devam et istiyor Stacy McKinley Avni'den. Bu da güzel oldu. Maçın başında bunları duymamız aslında direkt tabii ki maça geçildi. Burada biraz kontroller işte. Karşılaşma ring hakeminden. Ringin etrafını da boşaltıyor. Çok dikkatli. Si se cae, lo preparan para ponérselo inmediatamente. Pero quiero verlo, rápido. Bir eksiklik mi var diye bakıyorum. İspanyolca bir şeyler söylendi. Sanırım köşede bir eksiklik var. O toparlanıyor. Hiç dikkatini dağıtmıyor işte Rolenga Mok da. Ayarlamalar yapılıyor, son ayarlamalar köşede. Danimarkalı Rolenga Mok aslında Reinfort maçından önce de bir sonraki rakibim Avni Yıldırım olacak demişti ve bu gerçekleşiyor. Bu maçtan önce çok iddialı konuştuğunu söyledim. Şu anda bile gelişim gösteriyorum diyor. 46 yaşında olmasına rağmen yeteneklerim artıyor. Artık bir amacım var ve bunu başarmaya açım. Bunlar çok önemli bir sözler tabii ki. Yani aç bir boksörle karşılaşmak her zaman zor ama Avni Yıldırım da aç. O dünya şampiyonluğunu istiyor. Avni Yıldırım önünde dövüşmek için gerçek bir neden var. Gerçekten enteresan bir hikayesi var Rolenga Mok'un da. Daha önce işte başkalarının, diğer dövüşçülerin karnesini sağlamlaştırmak için dövüşen bir boksörken, daha önce de söylediğim gibi journeyman diye tabir edilir bu tabii ki boksta. Evet, son uyarılar geliyor. Sorunlar halledildi köşelerde. Şimdi bir nedenim var diyor. Nedeni olan bir isimden de tabii ki tehlikeli bir hal alabiliyor boksör. Yani uğruna kitap yazılmış bir isim Danimarka'da Rolenga Mok, asla vazgeçmeyen adam diye. Yani gerçekten böyle yani yıllar sonra küllerinden doğmuş bir isim. Ama biz boksörümüze başarılar dileyelim. Avni'ye başarılar. İlk round başlıyor, 12 roundluk bu karşılaşmada. Avni Yıldırım WBC'de uluslararası şampiyonluk kemerini süper orta siklette korumaya çalışıyor. Rolenga Mok karşısında. Bu maçı kazanan
Belki de işte bir sonraki karşılaşmasında dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Başarılar Avni. Sol direkleri ikileyerek başladı. Ringin merkezinde karşılıyor Mok. Şu anda Avni Yıldırım'ı sol geldi. Güzel Avni'den. Gardı her zamanki gibi yüksek Avni Yıldırım'ın. Gövdeye yöneldi. Lolenga Mok. 1.79 boyunda. Lolenga Mok 1.80 boyunda Avni Yıldırım. Neredeyse birbirine denk boylar. Şimdi Avni kapalı gard oynadığı için daha çok gövde yüklenmeye çalıştı Lolenga Mok ama Avni'nin de böyle tekli solları isabet buldu ilk dakika içerisinde şu ana kadar. Güzel bir sağ geldi Mok'tan. Bu over right hand kabul edilen vuruş en kuvvetli vuruşlarından bir tanesi Mok'un. Bu yüzden Avni'nin sol gardını sürekli dikkatli bir şekilde tutması gerekiyor. Güzel bir sol direk daha. Burada sol direkleri iyi uzatıyor Lolenga Mok. Avni'den bir sol ardından sol kroşe sağ aparkat güzel Avni. Sağ geliyor. Atención, okay. Burada bir uyarı geldi. Enseye vuruş var diyor hakem. Devam ediyoruz. Lolenga Mok'a bir uyarıda bulundu. İşte burada işte biraz enseye kaydı aslında Mok. Sol direkler güzel bir sağ geldi Avni. Atención. Gardı yine yüksek. Güzel bir sol Avni. O sağ işte biraz aşağı indiriyor Lolenga Mok. Bunları iyi değerlendirdi. Avni Yıldırım gövdeye gitti. Tensiyon latet. Kafalara dikkat. Sol direkler yine. Tanışma roundu. İki tarafta sol. Güzel bir knockdown geldi. Knockdown geldi. Soluyla yakalıyor burada Lolenga Mok'u. Avni Yıldırım. 40 saniye kala knockdown dolaşıyor. Solları alıştırdı. Sağıyla yıktı burada Lolenga Mok'u Avni Yıldırım. Mok da böylece uzun bir aradan sonra yeri görmüş oldu. Devam ediyoruz. Saydı Avni. Gövdeye yöneldi ardından yüze yöneliyor Avni Yıldırım. Çok önemli bir karşılaşma hakikaten. Dünya şampiyonluğu yolunda ve knockdown'a ulaştı Avni Yıldırım. Devamı gelir mi? Şimdi sağa uzattı. Rakip çok iyi durumda değil. Bunu değerlendirmesi lazım. Bu noktalarda Avni'nin 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Bir sağ daha uzattı Avni Yıldırım. Daha maçın başında. İlk rahatta knockdown Avni Yıldırım'dan. Yani çok iyi bir sonuçla dönüyoruz şu an köşeye. İlk round geride kaldı. Maç başlar başlamaz her iki boksör ringin ortasında kırışmayı tercih etti. Ama bu süre zarfı içerisinde en darbeli, en etkili vuruş Avni'nin knockdown oldu ki bu da çok net bir şekilde onun üstünlüğü ortaya koydu bu roundda. Evet aslında burada Jose Antonio Rodriguez maçını dışarıda tutarsak ya Avni'nin son karşılaşması bir süredir yani çünkü biraz daha o antrenman maçı havasında bir karşılaşmaydı. Bir kez daha izliyoruz işte. Nefis bir sağ tam çeneye. Bu da çok iyi bir konsantrasyon. Tam rakibi solu çıkardığı zaman sağ kontrolü onu yakalamış oldu ve cezalandırdı gerçekten. Beklemiyordu. Görmedi yumruğu da aynı zamanda Lolenga Mok. İşte Attila Kor da ilk roundda teknik takat beğenmişti. Avni Yıldırım, Derek Edwards ve Ryan Ford karşılaşmaları. Biraz daha çekişmeli geçmişti. Bir knockdown'a ulaşıyor burada Lolenga Mok karşısında. İkinci round başlıyor. Knockout gelir mi? Şu anda kafamızdaki soru bu. Sağ uzattı. Gövdeye yöneliyor Lolenga Mok. Aslında Avni'nin çıkardığı sol direkler devamlı rakibini bozuyor. Mok bunları alıyor genellikle ve köşenin maç başında verdiği strateji de şu ana kadar aslında yerine geliyormuş gibi. Sağıyla aradı burada Avni. İşte o sağı hazırlamak lazım belki de. Ama aynı şekilde gibi sol direklerle, gövdeye yönelişlerle. Kongolu boksörün de sağına çok dikkat etmek lazım çünkü onun da en güçlü vuruşu bu. Avni Avni sesleri. Burada Ludwig Schaffende. Tezahürat büyük. Sağla denedi yine. Sağ parkattır. Aslında tehlikeli Mok'un. Araya iyi sokuşturuyor. Sol direk geldi Avni'den. Gövdeye yöneldi. Ardından yüze Avni Yıldırım. Güzel bir sağ. Yine yakalıyordu. Avni gövdeye yöneldi yine yüze.
Sağlar çalışmaya başladı Avni'den. Sola parkat isabetli değil. Sol direk daha. Sağ parkat yine olmadı. Orta mesafede geçiyor. Bir karşılaşma daha etkili. Güzel bir sağ daha. Avni'den. İşte o sağ hazırlıyor net olarak. Mok dışarıdan dövüşmeye değil ringin ortasında düelloyu tercih ettiği için de burada konsantrasyonu yüksek olan boksör daha avantajlı duruma geliyor. Avni devamlı rakibinin solunu iyi takip edip sağ kontrollerle etkili olabilecek vuruşlar çıkartıyor. Ki ilk round'da knockdown'da böyle gelmişti zaten. Sol denemesi. Şimdi sağ parkat boşa gitti. Avni'nin tam istediği boksör tipi aslında. Bunu yapacağını öngörmemiştik biz. Lolenga Mok'un daha geriye adımlayacağını düşünüyorduk. Bu şekilde sürklase edeceğini iddia etmişti. Ama şu anda ringin merkezinde buluşmayı tercih ediyor ki bir sağ daha aldı Lolenga Mok. Karşılıklı sol direkler. Sol tam tutmadı. 30 saniye ikinci roundun tamamlanması için. Gövdeye yöneldi Avni. Şimdi gördü. Ardından bir sağ parkat. Güzel sol bir kombinasyon köşe. Geldi. Son saniyeler ikinci roundda. Güzel bir sağda Avni yine iyi yakaladı. Ve ikinci roundda tamamlanıyor. Yani güzel bir başlangıç oldu Avni Yıldırım için ama burada Avni'nin işini kolaylaştıran taraf biraz Avni Mok'un da seçtiği strateji oldu bence. Yani biz onun daha geriye doğru adımlayıp Avni üzerine çekmesini bekliyorduk ama o ringin ortasında Avni ile yumruk yumruğa gelmeyi tercih ettiği için refleksleri bugün daha gününde olan Avni onu çok daha kolay bu şekilde hedef haline getirebiliyor kendini. Dolayısıyla çok net vuruşlar yaptı rakibi karşısında. Hani etkili kombinasyonları da var. İşte şu an ekrana geldiği gibi bu açıdan bakıldığında iyi bir başlangıç oldu boksörümüz adına. Evet, stiller. Kombinasyon yapman gerekiyor diyor Stacy McKinley. İlk roundun aksine yakın bir roundu diyor. Tek tek vuruşlar istemiyor işte. Kombinasyon istiyor Stacy McKinley. Aslında Rayford karşılaşmasındaki benzer burada direktifler. Yine Esport'taydı Rainford maçı da. Orada da kombinasyon istiyordu. Tek tek vuruşlar geliyordu Avni'den. Yani iki şeye dayanıyor köşenin beklentisi Avni'den. Bir sol yumrukla çık ve daha sonra bunları kombinasyonla destekle. Üçüncü ama bekleyerek değil. Seri bir şekilde. Üçüncü round başladı. Dediğimiz gibi stiller bir maçı belirler. Boksta dövüş sporlarında. Az önce de söylediğimiz gibi burada ringin merkezinde buluşmayı tercih etti. Lolenga Mok Avni ile ki bu Avni'nin stiline uyan bir durum. Sol aparkat geldi. Aynı zamanda kendine de aslında ne kadar güvendiğini gösteriyor Lolenga Mok'un. Ve bu sefer yakın mesafede, orta mesafede devam eden bir karşılaşma. Güzel bir sağ aparkat Mok'tan. Sağ boşa gitti Avni'nin. Sol. Sabitli vuruşlarda 46'ya 43 Lolenga Mok'un üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Avni Yıldırım'a kıyasla ama vuruş isabet oranı olarak Avni daha iyi gözüküyor. %34 ile isabet buluyor. Solları ikiledi. Önce solla işte gövdeye de kombinasyonu birleştiriyor Avni. Sağını sonra hazırlıyor. Kafa kafaya mücadele ama temiz bir mücadele. Hiç sarılma yok. Karşılaşmada bir sağ aparkat Avni'den bir tane daha geldi. İki tarafta işte bu yakından dövüşmeyi tercih ediyor. İstiyorlar. Bu sebeple sarılma yok. Gövdeye bir sağ. Güzel bir sağ daha Avni. Yani bu boksör işte Lolenga Mok'u bir tek David Hay teknik takatla yendi. Onun dışında kaybettiği maçların hepsi hakem kararına gitti.
Avni David Ayin ardından benzer bir rekoru burada gerçekleştirebilir mi? Şimdi Buranta yalnız yumruk zenginliğinin ve çeşitlilik bakımından, yani verimli vuruşlar bakımından Kongolu boksörün bir adım daha öne geçebileceğini düşünüyoruz ama yine güzel bir sağ vardı Avni'nin, bir de sağ farkat. Ve bu sefer sollar güzel Avni'den. Şöyle bir geriye itti Avni. Bir sağ Mok'tan sağ parkat. Sürekli üzerinde işte Avni'yi karşısına alıyor Lorenzo Mok. Hakikaten bizleri şaşırttı. Kongolu boksör çok önemli bir efor sarf etti Brandt'a ve açıkçası 12 round'lık karşılaşmanın henüz daha 3. round'unu geride bıraktık. Ne kadar bu şekilde devam edebilir kondisyon olarak, o da önemli bir soru işareti bence Lorenzo Mok adına. Çünkü ilk iki round'dan sonra daha fazla efor sarf edecek gibi ama işte bunu ilerleyen round'lara ne kadar yayacak? Bence önemli olan nokta bu. Bütün gücüyle Brandt'a saldırdı diyebiliriz yani Kongolu boksör için. Brandt yakın, sence kime daha yakın? Yani gerçekten hani böyle hani sayısal olarak belki birazdan yine bir istatistik gelir. Yani bilgisayar gelir ne der ama hani benim gördüğüm sanki Kongolu boksörün biraz daha fazla vuruş yaptığı şeklinde. Sağı işte belki de tam olarak devreye girmedi abi. Solluyla net vuruşlar burada ama sağıyla rahattan ulaşmıştı ilk rahattan. Yani 2 ve 3 birbirine yakın giden rahatlar gibi ama 2'de ben Avni'yi biraz daha üstün gördüm. 3'te de bu sefer Kongolu'yu biraz daha önde gördüm. Dördüncü rounda geçiyoruz. WBC'de uluslararası şampiyonluk kemeri. Ortada Avni Yıldırım'ın kemeri. Avni'yi beyaz şortuyla izliyoruz. Burada leopar desenli siyah çizgili beyaz şortuyla da Lorenzo Mok ringde. Sağı uzattı, isabetli değil Avni'den. Gövdeye ardından yüze. Karşılıklı sol direkler. Güzel. Bir sağ var Lorenzo Mok'un. Sağ isabetli değil Avni Yıldırım'ın. Bir dakika geride kalıyor dördüncü rauntta. Karaciğer'e güzel bir sol Avni. Yine sol apartman sol kroşe. Genellikle soluyla bu kombinasyonları kuruyor. İkili kombinasyonları yine bir sol apartman. Sol kroşe işte nefesini kesmeye çalışıyor ama üçlü bir kombinasyon geldi Mok'tan da. Çok fazla işte o sol kroşeyle karaciğere doğru gidiyor. Gövdeye doğru gidiyor Avni. İlerleyen roundlara yatırım bunlar tabii ki. Enerjisini sökmeye çalışıyor Lorenzo Mok'un ki 46 yaşında Lorenzo Mok. Sağ uzattı, isabetli değil. Bunlar kapalı gard atılan yumruklar aynı zamanda Mok'tan. Arada 19 yaşlık bir fark var iki boksör arasında. Hatta Mok ilk profesyonel maçına çıktığında Avni Yıldırım dünyada yoktu. Böyle bir bilgi de verelim. Evet. Daha henüz dünyaya gelmemişti daha doğrusu. Şöyle bir gerilere gittiğimizde sene 1991. Lorenzo Mok'un ilk profesyonel maçı. Avni Yıldırım da 1991 doğumlu. Temmuz ayında. Ağustos'ta. Sağ parkat olmadı Avni'den. Şimdi bir sol var Avni Yıldırım. İşte o knockdown'ın ardından güzel bir sol Avni. O knockdown'ın ardından maçtan kopmadı. Dahil oldu. Çok Lorenzo Mok güzel bir sağ. Avni Yıldırım'dan sol boşa gitti. Biraz yumrukların gücü artmaya başladı Avni'den. Ve dördüncü rounda tamamlanıyor. Gerçekten ciddi bir düello var ringin ortasında.
maç başladıysa, nasıl başladıysa aynı anda öyle gidiyor. Dördüncü raundu geride bıraktık. Biraz daha fazla isabetli vuruşa ihtiyacımız var. Roundu daha net kazandığımızı belirtebilmek için. Çok yakın gelişiyor karşılaşma. Çünkü ringin ortasında bir düello var. Her iki boksör de kırışmaya açık. Her iki boksör de gerçekten ellerini iyi çalıştırıyor. Biraz daha gücünü saklıyor gibi geliyor bana Avni Yıldırım. O knockout için savunmuyor umutlarını gibi. Biraz daha önce yorup, özellikle gövdeye çok fazla gittiğini görüyoruz Avni'nin. Dolayısıyla 46 yaşındaki rakibini biraz daha kondisyon olarak düşürmek istiyor gibi geliyor bana. Ya şöyle söyleyeyim, yani Mok gerçekten şu ana kadar o da hani sürekli yüksek tempolu bir karşılaşma mücadele ortaya koyuyor. Yani ben hep onu düşünüyorum, daha ne kadar bu temposunu devam ettirebilir, ama her şeyini ortaya koyuyor gerçekten şu ana kadar. Yani belki de deplasmanda olduğunun o da farkında, maçı kazandığını kazanacaksa eğer de bunu ispatlayabilmek için böyle bir mücadele de ortaya koyuyor olabilir. Yani net bir şekilde roundları kazandığını gösterebilmek için. 5. round başladı. Judge B 39-37 und Judge C 40-36. Alle für den Champion Avni Yıldırım. Evet, hakemlerin puanlaması Avni Yıldırım'ın lehine. Şu anda Almanca anons yapıldı salonda. Ama 3 hakem de ortak Avni Yıldırım önde göstermiş ilk 4 round sonunda. Evet, bu yüzden Lorenzo Monk'un işte biraz hızını arttırdı, belki bunu duydu. Güzel bir sağ park at denemesi, solu güzel Avni'den. Karşılıklı sollar. Boşluk arıyor iki tarafta yakın mesafede. Şimdi sağ uzattı Lorenzo Monk. Ahmet Öner'in de sesi geliyor. Solu attıya. Güzel bir sol. Bir sol daha. Sanki sol... Sol kaşında bir, sol kaşında açılma, bir var. Açılma var Avni'nin. Çok fazla kafa kafaya da geliyorlar. Ondan dolayı da olmuş olabilir. Şimdi zaten onu gördü galiba hakem. Ve hemen doktor. Bir köşede bir doktor tavsiyesi almak için Avni'yi köşesine gönderdi. Evet, sol kaşında bir açılma Avni'nin. Bana kalırsa kafa kafaya çarpışmadan oldu bu. Yani biraz da Lorenzo Mac'i böyle ringin ortasında görmemizi böyle düşünüyorum. Yani hani geri adımlayarak daha pasif bir görüntü vermektense, yani her şeyini ortaya koyup daha net bir performans izlettirmeye çalışıyor. Maçın başında dediğimiz gibi buraya kazanmaya geldiğini göstermeye çalışıyor Lorenzo Mok. Sol direkler. Güzel bir sol. Yine Avni'den. Şöyle bir omuzuyla itti. Uyardı hakem. Gövdeye ardından sağ aparkat Avni. Sağ kroşe yine gövdeye. Bunları çok üzülüyor. Soluyla da sağıyla da. Önce gövdeye kroşe, ardından aparkat. O aparkatı atmayı tabii çok seviyor Avni. Güzel bir sağ. Bir kez Moff'tan geldi. Güzel. Karşılıklı sağ kroşeler. 30 saniye. 5. round'un tamamlanması için. Evet, Avni'nin daha aktif olması gerekiyor. Yani şu an çalışan tarafı rakibini olarak göstermemesi gerekiyor. Bu yüzden biraz daha ring içi aktifliğinin daha fazla olması gerekiyor boksörümüzün. Gövde yöneldi. Güzel, şimdi bir sağ geldi. Avni Yıldırım'dan. Lorenzo Mok hızı arttırmaya çalıştı ama son saniyeler. 5. roundda. Sağ gövdeye gitti ama isabetli değil. Bu roundda tamamlanıyor. İşte şu bir adım geri çıkmaya Avni devamlı yaparsa işin rengi değişir. Daha rahat bir karşılaşma çıkartabilir diye düşünüyorum. Evet, boşa aldı orada. Son saniyelerde, son 10 saniye içerisinde iki kez yaptı bu boşa alma hareketini. İşte bu önemli. Hem kendisini de rahatlatacak, hem de rakibin o yumruğunu boşa aldığı için de rakibine de böyle bir moral bozukluğu verecek yani. Sürekli iki boksör dip dibe kaldığı için de zaten çok yoğun, yakın bir karşılaşma oluyor, ama bu sayede gerçekten daha iyi bir görüntü verecek Avni. Son maçına baktığımızda Dmitry Chudinov'u
mağlup etmeyi başardı. Lorenzo Mokki, işte Fedor Çudinov'un kardeşi. 21'lik bir karneyle gelmişti Dimitri Çudinov. Yine benzer bir şekilde Çudinov'un da tek mağlubiyeti o maç öncesi Chris Eubank Jr. karşısındaydı. Ve 10 round'un ardından hakem kararıyla kazanmıştı. Bu round'u alman lazım. Cebi istiyor, Osolde istiyor, McKinley. Yakın geçtiğinin farkında işte Stacey McKinley karşılaşmanın. Daha aktif olmasını istiyor Arne Yıldırım'da. Yani ring hakimiyetini bir an evvel ele geçirip o roundları da tek tek yeniden kazanmak istiyor ekip. Ki böylece kendilerini puanlamada daha güvence altına alabilmek için. Yarı yolu geride bırakacağız bu roundun ardından. Şu an bakalım istatistiklere. 126-124 çok yakın hakikaten. Arne Yıldırım'ın iki vuruşluk bir ki yani burada var. Girişim bakımından Mok'un daha fazla yumruk çıkardığı da aşikar. Ama işte Abdi'nin o yüksek gardı isabet sağlamasında daha az etki veriyor. İsabet oranları da zaten ekranda %35'e %29. Abdi daha iyi. Güzel bir sağ geldi. Üçlü bir kombinasyon Abdi Yıldırım'dan. Köşeyi dinliyor Abdi. Böyle yine bir sol Abdi. Sağ işte rakibi o solu uzatırken güzel sağ kroşeyle yakaladı. Atención la T. Sağ gitmedi. Şimdi yine omuz omuza. Bir sol daha. Şu ana kadar son bölümde attığı vuruşların hepsini iyi bir şekilde karşıladı Arne. Biraz mesafeyi açmaya başladı aslında Arne Yıldırım. Bu da işine yarıyor gibi gözüküyor Koray. Yani daha yakın mesafeden biraz daha orta mesafeye geçtik dövüş içerisinde. Gövdeye yöneldi Arne Yıldırım. Tekrar kafa kafaya geldiler. Güzel bir sol kroşe. Gövdeye bu sol kroşeleri iyi atıyor. Avni Yıldırım. Bir sağa. Lengo Mok'tan. Sağ parkat güzel. Son 30 saniyeye giriyoruz. 6. rauntta da. Ne bu sefer? Hakikaten tertemiz bir maç oluyor. Hakeme neredeyse hiç düşmedi şu ana kadar. Sade bir daha mı Yıldırım? Son 10 saniye. Yine kırışmaya geldiler. Güzel bir solu var Arne Yıldırım'ın. Bir sol daha da isabetli değil ve yarı yolu geride bırakıyoruz. Yani özellikle bu roundda o link içi çalışmanın karşılığını aldığını düşünüyorum. Ben yani o eksiklik en azından bu round için giderilmiş oldu böylece. Hani köşeden de zaten sürekli böyle bir direktif var. Daha etkili olan taraf da Avni bu round'da. Evet, 6. round'dan görüntüler ekrana yansıyor. Köşeye de gideceğiz. Dediğimiz gibi Florida'da çalıştı. Stacey McKinley ile hatta antrenman partileri bulmakta zorlandıklarını söylediler. Ahmet Öner, Trevor Bryan'la çalışmış bir bildiğim kadarıyla bir ağır siklet. Arne Yıldırım. Bu da son karşılaşmayla beraber WBA'de geçici yani interim şampiyonun sahibi olmuş Trevor Bryan. Ağustos ayı içerisinde kazandığı karşılaşmayla. O da Dunk King'in boksörlerinden. Zaten Stacey McKinley'in en önemli özelliği Dunk King Production. Yani Dunk King'in sözleşme yaptığı boksörlerin genelde antrenörünü yapıyor olması son dönemlerde. Ve Trevor Bryan da Dunk King'in boksörü. Sol denedi. Arne Yıldırım. Şimdi biraz daha geriye adımladığını görüyoruz.
Mok'un özellikle bir önceki roundla beraber sol direk. İşte bu bir yorgunluk belirtisi mi acaba? Bunu düşünmeden edemiyorum ben. Güzel bir sol kreşi Avni'den. O da benzer şeyi düşünüyor olabilir. Yani maçın sonunda ayakta kalmayı, maçın sonuna daha diri bir şekilde girmek için bu bölümleri biraz daha ring içerisinde. Güzel bir sağ. Dizler hafif çözüldü burada. Bir sağ daha geldi Avni Yıldırım'dan. Orada ters bastı işte o sağ yedikten sonra. Lolenga. Yine yakaladı. Bir sağ daha. Avni durumun farkında. Yine bir sağ. Çok alıyor bu sağları. Şu anda Mok. Bir sağ daha geldi. Öğütücü sağlar. Atención, Yuhe. Devri sol. Bir sağ daha. Çok net vuruşlar almaya başladı. Sol eli hep aşağıda. Lolenga Mok'un. Belki Mok'u kendi silahıyla vuruyor şu an. Çünkü Avni'nin o sağ el üstleri harika geliyor rakibinin yüzüne. Sol aparka sağ kroşe aradı. İsabetli değil. Avni'den kontrol ediyor işte sürekli. Kapalı gard Avni Yıldırım. Böyle yine güzel bir sol kroşe. İşte biraz daha o gövdeyi vuruşlarda rahatsız ediyor gibi. Sağ boşa gitti. Çünkü kollarıyla biraz daha gövdesine kapanmaya başladı. Lolenga Mok. O vuruşlardan rahatsız oluyor gibi. Şu anda sağ uzattı Avni Yıldırım. Güzel bir sol. Sağ parkat aldı. Tensión la tête, atención la tête. Yine gövdeye sol. İşte kombinasyonlar azalmaya başladı. Köşe sürekli McKinley sürekli direklikte bulunuyor. 25 saniye. Çok fazla indirmeyin maçlarınızı diyor hakem. Zaten sürekli bu konuda son bölümlerde güzel bir saldırı vardı. Çoğu aparkat güzel. Avni'nin savunması hakikaten çok daha iyi. Lolenga Mok'tan çok fazla vuruş alıyor. Özellikle 6. roundla beraber bu sayı artmaya başladı Mok için. Avni için süper bir round geride kalıyor. Son 2 round iyi oldu Avni Yıldırım için. Anesine kendine yazdırdı. Olan güveni de yerine geldi. Yani aslında o maçın başındaki o köşenin gönderdiği zamanki o talimatlarla beraber o başlangıç ayarlarına dönmesiyle birlikte Avni yeniden üstünlüğünü net bir şekilde rakibine gösterdi son 2 roundta. Tertemiz sağ kroşeler vardı. İşte onlardan bir demet izliyoruz. İşte burada biz gitti. Biraz ters adım atarken de yakalıyor. Distansa tutmaya bak çünkü yoruldu. Sen hissediyor musun ya? Ahmet Öner'i duyuyorsunuz zaten. İşler iyi gidiyor. Yavaş yavaş işte o baskıyı kurdu. Lolenga Mok karşısında Avni Yıldırım. Ve 8. round'a geldik. Gövdeye yöneldi. İplere daha yakın. İşte buradan bile anlayabiliyoruz maçın gidişatını. Yavaş yavaş o ağırlığın Avni'ye kaydığını. İpleri daha yakın görmeye başladık Lolenga Mok'u. Maçın başında işte tam merkezde karşılıyordu Avni Yıldırım'ı ama şu anda bu olmuyor. Mok için. Güzel bir sol kroşe Avni'den. Görüşmeye geliyor. Mok solu aldı şimdi. Yine gövdeye. Gardı ihmal etmeyelim ama. Sağ daha. Avni Yıldırım. Bir sol. Sağ parkat yine güzel. Avni Yıldırım. Gardı da iyi aldı ki bu atakların çoğu zaten iyi karşılamış oluyor rakibini. Yine kafa kafaya gelmeye başladılar.
aynı kombinasyonu vuruyor Mok Avni'ye. Sağ aldı şimdi Avni. Karşılık ikili kombinasyonla. 1,5 dakika. Güzel sol aparkat sağ krojeyine. Sağ aparkat geliyor bu kez Mok'tan. Güzel bir aparkat güzel geldi bir Avni'den. Biraz sastı burada şimdi Mok'u Avni Yıldırım. Burada tabii bana kalırsa puan olarak da önde Avni Yıldırım. Sol krojesi vardı. Ama bir knockoutlu galibiyet hakikaten süper olur. Dünya şampiyonluğuna doğru giderken. Dünya şampiyonluk maçına doğru giderken. Yine bir sağ aparkat. 40 saniye karşılıklı sol kroşeler. Bir sağ adına sol geldi Avni Yıldırım. İlk kez sarıldılar. Hakem de ayırdı. Nefis bir sağ aparkat. Yine Avni. Mok'un yaptığı eskiler aslında aparkata davet çıkaran cinsten. Ama o 1-2 oturmadı. Bir sağ geldi şimdi Avni Yıldırım. Bir sol ardından bir sağ. Tutma yok diyor hakem. Maçın 3'te 2'lik bölümünü geride bırakıyoruz. Şimdi birazdan WBC karşılaşmaları 4-8. Roundlardan sonra puanlama yapılıyor. Birazdan Brown'un da puanlaması yapılacaktır ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Avni iyi bir şekilde reaksiyon verdi. Rakibi round'un başında bir atak yaptı. Bir reaksiyon vermek istedi. Hani bir geri dönüş çabası gösterdi ama gerçekten iyi bir round çıkardı. Ama daha da önemlisi Mok gerçekten yoruldu. Onun canını acıttın diyor. Nakilli. Uli Wegner şu an Sauerland kulübün aynı zamanda baş antrenörü ve Almanya'nın en tecrübeli boks antrenörlerinin belki de şu an başında geliyor. Bu da Mok'un köşesine kulak vermişiz. Onu düzeltin. Bu bir işte kırışma istiyor köşe. Yanlış duymadıysam. Uli Wegner evet hakikaten efsane koçlardan Arthur Abraham'ın da koçu. Sauerland'den çıkmış pek çok boksörün, pek çok yıldız boksörün koçluğunu yapmış bir isim aynı zamanda. Tim Sauerland'de Avrupa'nın önemli boks organizasyonlarından biri. İlginç bir görüntü oluştu. Gong çaldıktan sonra yaklaşık 8-9 saniye geçti ama her iki boksör de birbirine gitmedi. Hakem en sonunda hadi 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 dedi. İlginç bir görüntüydü. Bir sol. Şimdi bir sağ. Sollar ikiledikten sonra Lolengo Mok'tan. Sağ direkt güzel. İsabetli vuruş sayıları neredeyse aynı. 197-196. Ya, maç başından beri o görüntü değişmedi. Muhtemelen değişmeyecek de. Yani Mok'un yaptığı girişimler daha fazla. Yine maçın başından beri öyle ama işte Avni'nin burada yakın mesafede iyi duruş almasından da kaynaklanan bu kadar bir farklılık var. Güzel bir solda. Böyle bir maç bekliyorduk aslında. Yakın bir maç. Böyle yine güzel bir sol kroşe. Avni Yıldırım'dan. Sağ güzel. Mok. Avni'den geliyor bir sağ yine. Sağ uzattı ama bir kontra alıyor Avni Yıldırım. İkili kombinasyon Mok. Ödeye yöneliyor. Mok sol direği aldı. Çok yakın bir round. Hakikaten ayırmak çok güç bu roundda. İki boksörü. Gövdeye bir sol kroşe. Avni. Bu gövdeye vuruşları aslında devam etmesi gerek.
rakibi daha da fazla yormak için. Stop! Atención, los dos. Ni uno. Finish. Finish, okay? Baş arkasına. Max! Artırmayı bırakın. Artık yok dedi yani. Bundan sonra belki tahammül göstermeyecek. Güzel bir aparkat Avni. Avni biraz fazla dışarıda kaldı gibi sanki bu rampta. Bir süre sonra evet Monk'un da bir süre sonra devreye girdiği bir rant oldu bu. Sağ, sol aparkat Avni şu anda. Evet kayma diyor hakem. Yani bir knockdown olarak kabul etmedi hakem. Bir kez daha bakacağız muhtemelen. Orada ama şimdi görüntüyü tekrar izleyeceğiz ama. Avni Yıldırım görebildiğimiz kadarıyla ama knockdown mı değil mi bakalım. O pozisyon gelecek mi? İşte burada bir sağ almıştı. Biraz açık verdi Avni Yıldırım. Çok iştahlandı. Merkin'le geliyor dev ekrana, o pozisyon gelmedi. Yani kritik bir pozisyon. Maçın devamında puanlamayı da etkileyebilir mi acaba knockdown kabul edilseydi? Evet o pozisyon üzerine konuşamayacağız. Gelmiyor ekrana. İşte şimdi belki de bakalım. Yani kafa üstünden yakalamış bence Mok. Evet, burada yani, knockdown olarak sayılabilirdi. Yani hayır diyemezsin. Vuruşla beraber bir denge kaybı söz konusu. Yani sonuçta grogi pozisyonu vesaire yok ama vuruştan dolayı bir evet düşüş var bana kalırsa. Evet 10. round başladı. WBC'de uluslararası şampiyonluk kemeri Avni Yıldırım da bu kemeri istiyor. Lolenga Mok. Sağ uzattı. Şimdi yeniden bir önceki roundu geri alma zamanı Avni için. Çünkü karşılaşma devamlı böyle gidiyor. Yani Avni iki adım atarsa bir adımda Lolenga Mok atıyor. Dolayısıyla yani bir önceki roundla beraber ikinci adıma izin vermeden Avni'nin yani o hakimiyeti eline geçirmesi lazım. Artık gerçekten kritik dakikalar oynuyoruz bu karşılaşmada. İki kombinasyon. İşte bir önceki roundla beraber çok daha iştahlı bir Mok izliyoruz. Köşenin konuşması da ona tesir etmiş gözüküyor şu anda. Avni sesleri. Yine ringin merkezindeyiz. Bir sol. Tabii kendi evinde diyebiliriz Avni Yıldırım Almanya'da. Göğdeye yöneldi Avni. Sol isabetli değil. No holding. Come on, come on, break. Tutma yok diyor hakem, ayrılın. Box. Son 1,5 dakika ikili kombinasyon denedi Mok. Bel altı yok. Şimdi daha fazla güçlü yumruklarını kullanmaya başladı Mok. Atak yaparken daha hırçınlaştı ve yine bir önceki rantta yakaladığı pozisyonun benzerini yakalamak için devamlı el üstü vuruşlar yapıyor. Sağ sol kuruşlar bu şekilde geliyor. Gardın üzerinden. Hadi biraz daha dikkatli ol Avni. Evet o garda dikkat. Yüksek tutmak hala önemli gardı. Bir sağ geldi. Sağ kroşe. Lolenga Mok yumruk sayılarını da arttırmaya başladı. Bu roundda, 10. roundda kafa kafayalar maçın başından beri olduğu gibi ve çok yakın bir karşılaşma. İtiyor burada işte Mok'u Avni Yıldırım. Sol aparkat denedi Avni. Sol kroşe daha. No holding, no holding. Tutma yok diyor. Stop. No holding, it's no holding, okay? No holding. Box. Koldan tuttuğunu belirtiyor. Avni Yıldırım'ın tutmak yok dedi. Karşılıklı güzel bir sol kroşe geldi Avni'den. Güzel bir işler ama karşılıklı geliyor. Bir sağ geldi burada. Yine Mok'tan. 10 seconds. Eldivenler biraz düşmeye başladı Avni Yıldırım da yukarı. Sağ daha evet işte böyle gövdeye yöneldi Lolenga Mok. Sağ kroşesi isabetli değil Avni Yıldırım'ın ve 10. roundda tamamlıyoruz. Zor bir round oldu gerçekten, bundan sonra karşılaşma böyle devam edecek. Kimse zaten geri adım atmaz ama Avni'nin şu son 2 round 6 dakikayı çıkarması gerekiyor. Çünkü Mok o kokuyu aldı bence. O 10. roundu bana kalırsa Lolenga Mok aldı.
Okay. Yani isabetli vuruşları vardı. Çok daha fazla vuruş sayısını da arttırdı. Lolenga Mok. Ortalık iyice kızışmaya başladı Almanya'da. Okay. Bu fırsatı kaçırma bakalım. Got to suck it up now. Şimdi sık bir şey değil. Bir şey değil. İşini tabii size de geliyor Türkçe şu anda. Yani işlerin iyi gitmediğine dair bir gösterge. Üç ay Amerika'da o kadar zahmet çektin dedi galiba Ahmet Öner. Yani aslında bir yani söylemesi bir şey kalmadı. Yani burada sesi McKinley çeviriyordu ama şimdi... İki sesin çıkması bence bir köşede iyi bir şey değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani Ahmet Öner içinden geçenleri zaten söyledi. Aslında çok da bir şey kalmadı geriye. Yani o 6 dakika kaldı. Bir sol geldi şimdi Avni Yıldırım'dan. Karşılıklı sollar, bir sol gövdeye. WBC'de uluslararası şampiyonluk kemeri halinde bir sol aldı. Avni daha akıllı oyna, daha puanlı oyna. Yani rakibinin suyuna girmeden kendi suyunda, kendi kulvarında devam et. Yani rakibin de iştahını bu kadar açmamak lazım tabii aynen ki. Aynen yani sinerjiyi kaybetmek üzereyken daha da iştahlandırmamak adına Avni'nin daha dikkatli, daha akıllı bir oyun çıkarması gerekiyor şu andan itibaren. Öde yöneldi. Bir sol kroşesi vardı Avni'nin, sağ aparkat. İki tarafta yine başları dayadılar. Yumrukları savurmaya devam ediyorlar. Knockdown'la başladık geceye. Sonrası gelmedi. Dirençli bir boksör. Dediğimiz gibi bir tek David Hay durdurabildi. Bu Lolenga Mok'u. Tutma diyor. Tutmak yok diyor hakem. Solda ha. Sağ parkat denedi. Sol isabetli değil. Avni Yıldırım'dan bir sağ geldi. Lolenga Mok. Sağ eldivenini sargısında bir açılma var Avni Yıldırım'ın. Solda da var gerçi. Şimdi gövdeye bir sol Avni'den. Şu bölümde bu kadar yakın oynamak iyi bir fikir mi? Bunu düşünüyorum şahsen. Şu anda adrenalin de zirve yapmış durumda. Çok sağlıklı düşünmek çok kolay değil. Ne oldu? Stop. Listen stop, okay? Dur dediğim zaman okay. Dur diyor. Stop. Dediğim stop. Gibi. Okay. Ne oldu? One point. Neden? One point. One point. Atención. Anlamadık neden olduğunu ama burada aniden de mi puan düştük? Evet. Niçin one ama? Point. Onu tam anlayamadık. Okay. Enseye vuruşlardan dolayı mı? Yani o biraz önce artık şey yok demişti. Nedenlerin o verdiği uyarılar. Vuruş yok demişti galiba. Okay. Enseye vuruş ve sarılmadan dolayı artık tahammül yok demişti ve dediğini yaptı hakem aslında. Çok bir sıkıntı yoktu maçta bence ama enteresan. 11. round'da tamamlanmak üzere bir sağ geldi. Şimdi bir sol Avni Yıldırım. Bakalım buradan kim daha böyle fişek gibi çıkacak bu andan itibaren. Çünkü eğer sadece birinden puan sıkılmış olsaydı çok daha farklı etkileyebilirdi ama bakalım. Ya yani şu an puanlamada bir şey etkilememiş oldu. Bir şey değişmedi, dengeye geldi. Por favor, trabajo. Hakem bir şeye dengeyi bozmadı dedik ama burada iki taraftan da puan düşürdü. İşte ranttan görüntüler geliyor ekranlara. Yani burada neden olduğunu ben tam olarak anlamadım açıkçası ama enseye vuruşlardan ya da tutuştan dolayı olması lazım. Şimdi Kongolu'nun köşesi biraz farklı bir havada. Yani bu bölümde biraz Avni'yi küçümseyerek hani bu maçı burada mı kaybedeceğiz gibilerinden bir şeyler söylüyorlar şu an ama. Yani neticede her şey ringde olur biter yani. Bu anlarda bana kalırsa Avni Yıldırım önde şu anda. 11. round artık bir 3 dakika kaldı kemerini korumasına Avni Yıldırım'ın. WBC'de uluslararası şampiyonluk kemerini korumasına. Tabii ki hakemler karar verecek. Kazanan ama bana kalırsa burada hakem
kartında önde olduğunu düşünüyorum ben Avni Yıldırım'ın. Avni şimdi eskiblerle başladı. İki gardında çenesini yapıştırarak evet sen de dövüşe hazırım diyor. Yumruk yumruğa gelmeye hazırım diyor boksörümüz. Ateşten gömlek bir 3 dakika izleyeceğiz. Ringin merkezinde buluştular. Dünya şampiyonluk maçına giden yolda Avni Yıldırım'ın önünde bir 2,5 dakika daha var. Sağlı sollu vuruşlar. Vuruş denemeleri şimdi gövdeye yöneldi yine Avni Yıldırım. Burada hakemlerin gözüne tabii ki girmek son roundda, son dakikalarda çok çok daha önemli. İşte vuruşlarda 265'e 240 Avni Yıldırım'ın öne geçtiğini görüyoruz. 11 round içerisinde vuruş isabet oranı olarak da zaten %36'ya %27'lik bir farkla önde Avni Yıldırım. Ve sağ denedi Mok. Solları uzatıyor. Şimdi Avni Yıldırım sağla. Ense arkası. Ve şimdi enseye bir vuruş geldi. Dikkatli hakem. Çok dikkatli. Bir sol daha. Sol eldivenindeki sargı açıldı Avni Yıldırım'ın. Devam ediyoruz. İkili kombinasyon. Bir sağ ardından sol geldi. Daha iyi round'un yarısı evet, var. İşte sanırım eldiven sargıyı alacaklar. Sarılacak yeniden. Bu gözüne kadar, girebilir rakibin. Bu kadar yaklaşmaması lazım Avni'nin rakibine bu anda. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Avni Yıldırım öne doğru adımlamaya devam ediyor. Gövdeye bir sol geldi. Şimdi sağ isabetli değil. Bir sağ direkt geliyor Avni Yıldırım. Sabit oranı daha yüksek maç boyunca. Yine bir gövdeye vuruş. Bu kez de Mok'un eldiveninin sargısında bir açılma var. Başını fazla eğdi Mok. Omuz omuza bir mücadele maçın başından beri. Bir sağ daha ardından sol. Şöyle ufak adımlayarak gitti rakibin üzerine Avni. Son 50 saniye. Saniye yavaş yavaş süre eriyor. Hakem kararına doğru gidiyoruz. Tekrar mesafe kapandı. Bir sol daha Mok'tan. Avni sağ uzattı şimdi. Bir sağ daha Avni'den sol aldı ama. Avni Yıldırım kafa kafaya mücadele devam ediyor. Son 15 saniye. Aman Avni çıkar şu roundu. Yine mesafe tamamen kapandı. Son saniyeler toprak sesi geldi. Avni dışarıdan, Avni dışarıdan kapalı, kapalı son saniyeler. Ve gol geliyor. 12 round'u tamamlıyoruz. Avni Yıldırım, Lolendo Mok maçında kazananı hakemler belirleyecek. Kazananı hakemler belirleyecek. İlk round'da knockdown'a ulaşmayı başarmıştı Avni Yıldırım. Sonrasında devamının geleceğini düşündük ama iyi direndi Lolengo Mok. Sence kim kazandı? Koray. Yani son round'un son saniyeleri de çok sıkıntılıydı özellikle. Yani bir puanlamayı yapmamız lazım ama genel itibariyle çok yakın geçen bir karşılaşma her haliyle. Ama o ilk round'daki knockdown'la beraber küçük bir nüans payını ben boksörümüze yazıyorum. Bütün şartları ortaya koyduğumda. Evet yakın geçen roundlar vardı. Bana kalırsa da işte 12. round'a başlarken de söylediğim gibi Avni Yıldırım bu maçı kazanmak için gerekeni yaptı. Yani ben o nüans payını gerçekten o aradaki farkı küçük de olsa belki boksörümüzden yana kullanıyorum ama gerçekten Lolengo Mok'u da tebrik etmek lazım. Çok az bir bölümde maçın çok az bir kısmında düşüş yaşadı ama kendi temposunu hep ileri seviyeye çekecek şekilde çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Yani hiçbir şekilde o da kolay kolay geri adım atmadı. Yani kazanmak istediğini, her şeyini ortaya koyduğunu aslında gösterdi ringde. Evet 11 maçlık galibiyet serisiyle buraya gelmişti Mok. Avni Yıldırım 4 maçtır kazanıyordu Chris Eubank Junior maçının ardından. Bu maçın öneminin hakem kararı gelene kadar bir kez daha altını çizelim. Koraj WBC'de uluslararası şampiyonluk kemeri şu anda Avni'nin kemerini korumak için buradaydı. Kazanırsa ne olacak? Ama daha önemlisi eğer bu karşılaşmayı kazanırsa dünya şampiyonluğu maçına çıkmak için bir hak elde edebilir.
Yani önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan WBC Genel Kurulu'nda çıkacak sonuca göre doğrudan da çıkabilir maça. Ya da Dünya Şampiyonluğu için son bir final eleme maçı yapma hakkı kazanabilir ama her halükarda Dünya Şampiyonluğu yolunda kritik bir virajdı bu. Hani bu açıdan bakıldığında gerçekten niteliğine yakışır bir mücadele oldu. Her iki boksör de gerçekten ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu. Lolengo Mok niye bu yaşında hala dövüştüğünü gösterdi. 11 maç kazanarak geldiğini gösterdi. Yani insanlara örnek olabilecek bir hayat mücadelesini ortaya koymayı başardı. Avni roundları, ilk roundlarda daha iyiydi. Son roundları Mok daha iyi oynadı. Orta roundlar biraz daha yakın geçti. Son kararı da hakemler verecek artık. Ama bizim köşemiz sanki durumdan emin. Bence de hani burada roundların çoğunluğunu kazandığını düşünüyorum. Ahmet Öner diyor ki ilk round seni kurtardı. Ben dedim ya sana hani o ilk round onlar knockdown. Onlar da evet yakın yani, ne kadar yakın olduğunu farkında. Hani biraz önce söyledim. Dedim ki hani o ilk round'daki knockdown'la beraber o nüans farkını dedim köşemize yazıyorum dedim. Demek Ahmet Öner de ben gibi düşünüyormuş. O da seni onayladı. Ama bakalım hakemler ne diyecek. Evet, karar geliyor. Now we are back with the official verdict. See why we went down to DR and got that tune up? Evet, kararı bekliyoruz. Burada Avni Yıldırım Dünya Şampiyonluğu yolunda WBC'nin 5 numarası, işte Koray'ın da dediği gibi bu maçı alırsa da 3 numara olacak muhtemelen. Yani önündeki 1 ve 2'nin de sıralamasının değişmesi kuvvetle muhtemel önündeki maçlara göre. Şu an Avni'ye sarılan kişi de Ahmet Öner'in babasıydı. Evet, resmi karar geliyor. To go. 30 Sekunden, then we're off the commercial break. 30 evet, ufak bir vakit daha olduğunu söylüyorlar. Burada şey, Almanya'nın yayıncı kuruluşu şu anda bir arada. Dolayısıyla birkaç saniye daha bekleyeceğiz. Şu anda resmi kararın açıklanmasını Stacey McKinley iyi gelmiş gözüküyor Avni Yıldırım'a. İlk kez bir maç öncesinde işte düzenli çalışma ihtimali buldular. Birazdan bahsederiz. Yıldırım. 114-112 abi Avni. Yıldırım 113-113 beraberlik bir hakem. Maurizio Rinaldo scored in fight. 116-111. 116-111. Avni Yıldırım. Çoğunluk kararıyla kazanıyor. Bir hakem beraberlik veriyor. İki hakem Avni Yıldırım'a veriyor karşılaşmayı ve böylelikle WBC'de uluslararası şampiyonluk kemerini koruyor Avni Yıldırım. Lolengo Moko da biraz üzgün gibi. 11 maçlık galibiyet serisiyle buraya gelmişti. O da iyi bir dövüş ortaya çıkardı. İyi bir maç ortaya çıkardı. Onu da alkışlıyoruz. Kemer Avni Yıldırım da dünya şampiyonluk maçına doğru ilerliyor Avni Yıldırım. Ne mutlu Türkümleri. Ne mutlu Türkümleri. Ardarda 5. galibiyet Avni Yıldırım'dan. Chris Eubank Jr. yenilgisinin ardından üst üste 5. mağlubiyet. Stacey McKinley işte iyi geldi diyordum. Yani bu maç örnek vermek gerekirse Ford maçında çok
beraber çalışma imkanı bulamamışlar. Daha az bir süre daha belki bir süre. Katıldılar ama bu maçta daha iyi gözüktü bence Avni Yıldırım. Yani köşede bir tecrübe olduğu, yani bir sakinleştirici etmen, böyle bir akil adam etmen olduğu belli. Yani böyle bir etki görüyoruz köşeden gelirken. Evet, Avni Yıldırım böylelikle kemerini koruyor değerli izleyenler. Biz de bir araya gidiyoruz. Aradan sonra son karşılaşmayla sizlerle birlikte olacağız.